Herkese merhabalar. Yeni bir video ve kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne var ne yok, ne yapıyorsunuz bakalım, nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Ben biraz daha iyileştim. Hemen onu da söyleyeyim başında. Griptim. İyileştik çok şükür. Şimdi bugün neler yapıyoruz? Bugün şöyle dağlara atıyoruz kendimizi. Sepetimizi aldık. Kozalak toplayacağız arkadaşlar bugün. İnşallah bakalım bir nasip olursa. Kozalaklardan reçel yapacağım. Geçen sene çok istemiştim reçel yapmayı. Ama bir türlü nasip olmamıştı. Fırsat olmadı toplamak. Bu yılda Hülya halam ve eniştem geldi. İbrahim eniştem. Annem, ben, dördümüz hep beraber bugün bir kozalak toplayalım. Yapalım. Reçel yapalım. Eğer fazla olursa satarız dedim. Hani isteyenler olursa onlara göndeririz diye düşündüm. Bakalım ne kadar toplayacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz hiç bilmiyorum. Bugün ihaleden başladık. Annemle halam, eniştemler başladı toplamaya. Ben daha çeşmeye geldim. Çeşmeden su içip öyle başlayayım dedim. İhale suyunu bir içelim dedim. Ama o kadar her taraf güzelleşmiş ki arkadaşlar. Sapsarı çiçekler, bembeyaz çiçekler, rengarenk çiçekler. Her yer çok güzel olmuş. Bence bu videoyu tam sonuna kadar izlemelisiniz. Çünkü içinize huzur dolacağına eminim. Ben de elimden geldiğince böyle doğayı, güzel görüntüleri sizlere çekmeye çalışacağım. Drone'u da getirdim hatta. Drone'la da karşı yaylaya falan gönderelim. Karşı yayla bembeyaz çiçek olmuş. Çok güzel olmuş. Hepsini videoya çekmeye çalışacağım. İlk önce şuradan bismillah deyip suyumuzu içelim. Hadi bakalım. Sıcak mı ki su? Ilık biraz daha soğuk değil ama böyle. Hadi bakalım başlıyoruz o halde. Dağlar bizi bekler. Selamun aleyküm. Ne yaptın kız? Ya. Evet, kozalak çok az. Evet ya, bir de küçük daha tam şey olmamış değil mi? Yağmur da yağmayınca. Evet. Korsak gibi. Şey biraz daha zaman. Yok aslında tam zamanı da. İşte az mı? Görsün. Açanlar da az. Annem nereye gitti? Hemen kankilerini buldu. Hemen komşuların yanına gitti. Bakalım. İşte yok esas. Biz bir iş almadık ya. Anca işte ev işini yaptık geldik. Eniştem o tarafta herhalde. Enişten gözlerine polen gidiyor mu? Kozalak toplamışsın diye. Poşetinden geziyor. Dedim sen de attın mı acar topladın. Poşetinden geziyor. Sen dedim de attın mı acar topladın. Ne güzel olmuş her yer ya. Ot gelmiş değil mi? Aynen, çok güzel. Bu tam tersi bembeyaz olmuş çiçek. Bu beyaz papatya olmuş. Çok güzel. Çok güzel. Bak şunlardan toplayacağım ben. Nelerden? Şu, bak şu ot. Karahindi bağı. Bunu araştırsan bunun çayı. Çayını içeceksin çok güzel. Bundan ballı baba otu. Bunlar hep şeylik yani. Çayını kurutup çayını içmeyin. Ballı baba. Bir kekik kokuyor. Kekik çok güzel. Bunu da çayını yapacağım. Şimdi şeyde YouTube'da bunu kavuruyorlar. Ha. Biz diyor. Vaktim olsa onlara bakacağım. Şuna, şu bunların güzelliğine bir baksana ya. Nasıl aynı? Bir baksana şunların güzelliğine. Çıtır pıtır. Her renk çiçek açmış ya. Mavisinden moruna. Tam böyle doğanın. Baharın hani çok güzel gözüküyor. Ben de en sevdiğim zaten ilkbaharda. İlkbaharda her yer çok güzel oluyor. Her mevsimi severim ama bu bahar. Bahar daha güzel, ayrı güzel. Evet, yanına gidelim. Ne yapacağız ki ya şey? Mantar yok cincide. Cincide de daha büyümemiştin ya. Yağmur yağma daha da yağmur. Bulamazsın ki giriyor bir kere.
kozalak falan yok ya. 4 şey topladım şunun dibine. Gözükmüyor bile. Yani yatacağım şuraya, uyuyacağım ya. Ne güzel. Oh mis gibi. Oksijen beynin içine dolacak. Kuşların sesiyle, hafiften rüzgar. Onun eşliğiyle beraber uyuyacaksın var ya. Ne uyunur burada? Arada böcekler gezecek şöyle kollarında, ellerinde, yüzlerinde. Karıncalar, kertenkele gelecek. Paçaları koymak lazım kertenkeleye karşılık. Bir kere şey olduydu. Yaylada oturuyorduk. Çok önceden, ben çok küçüktüm. Öğlen işte komşular falan yaylada oturuyorduk. Böyle toplaştık. Sonra cümle bir tane şey vardı, nine vardı. Onun bacağından şey, şalvar giyiyorum ya, onun da öyle vardı. Şalvardan, paçasından bir girdi, şuradan çıkardı. Attı falan, korktuydu o zaman. Yani ben olsam ben de hani şöyle kertenkele gezse insan biraz şey olur, tedirgin olur, böyle ürper. Ama korkmam yani şuraya falan gelsin. Koyundayken çok uyurduk. Koyun yatardı öğlen. Artık koyun yatma zamanı hemen hemen geldi. Erkenden yayılacak koyun. Akşamda geç çıkacak. Yani eve geç gelecek. Öğlen 2-3 saat şu anki şeyde ayda ama 2-3 saat yatar. Öğlen koyun yatarken o arada yemeğimizi yerdik. Sonra bir gölgede uyurduk. Sabah 6'da koyunu çıkartırdık. Neyse bizimkiler gitti. Çok oturmak iyi değil. Hadi gidelim. Sürüden ayrılmayak. İçinde 3 tane var mı diye bir sor. Sermedim ben bu işi be. Vallahi şuralarda yatak koyan baş be. Şekerisi yatmak daha iyi. Vallahi akşam giderken kaldırsınız beni. Gel bir buraya. Gel gel. Otur. Tamam. Ya. Ya ben bu kadar topladım. Boş ver be, gidelim. Fazla dokunuyor. Osman çayıra vallaha çay diyor. Pazarı diyen bana bile dokundu. Evet, son olarak topladığımız kozalaklar. Bunu halam topladı, bir halam. Şöyle ben de benimkini göstereyim. Ben burada tutmadım. Tabii ki de şaka şaka annem topladı. Ben toplamadım arkadaşlar. İki hurda oturdum, iki hurda yattım. Sepet dolmuş ben geldim. Baharın tadını çıkardı. Ben de şöyle mantar buldum. Şurada da halam mantar bulmuş. Bunlar bizim burada ayköş denir. Diğer adıyla var mı bildiğim başka isim? Yok herhalde. Aynen. Aynen. Ayköş deriz arkadaşlar. Öyle işte. Şimdi yemek yiyeceğiz. İçeri geçiyoruz. Eniştem çayı demlemiş mi? De git bakalım. Demiyorum bir demle. Demledin mi? Kalk çayı demledin mi? Acıdı mı? Sofrayı kurdun mu? Thank you.
Şişti mi tekerlek? Şişmiş güven mi? İyi iyi şişmiş. Tekerlekleri patlamış. Evet, bir gün sonra tekrardan yaylaya geldik. Dün gittik köye. Kozalakları akşamdan ısladık, sabaha kadar ıslandı. Eniştemlerin de arabanın lastiği patlamış. Onu babam şişirmeye gelmiş. Biz de böyle yaylaya geldik. Reçel yapacağız. Kozalaklarımız şu şekilde. Böyle tencereye koyduk. Akşamdan ıslıyoruz sabaha kadar. Yıkanıyor, temizleniyor. Sabah da yıkadık, süzdük. Tekrar süzdük, tencereye koyduk. Şimdi ne kadar kozalağınız varsa o kadar şeker koyuyorsunuz tartıp. Ama kuru kuruya tartacaksınız. Yıkadıktan sonra tartmıyoruz arkadaşlar. Sen koyabiliyorsun. Kaç kilo kozalak varsa 1 kiloya 1 bardak su, 2 kiloya 2 bardak su koyuyoruz. 1 kiloya 1 bardak su. Kilosuna göre su bardağıyla. Evet. Şeker de kozalak 10 kilo diyelim. 10 kilo şeker. Mesela bu şekilde. Aşama aşama göstereceğiz sonra. Aynen. Halam böyle tartıyor. Şekere yatırdık kozalığı. Altına kaldı kozalaklar. Bu eriyecek şimdi. Su da koy, ekleyeceğiz buna. Bizimki reçel gibi koyu oluyor arkadaşlar. Biz şurubunu yapmıyoruz. Asıl faydalı bu. Kozalak bunu, boyutu da bu. Ben bunun tarifini doktordan aldım televizyonda. Aynı. Bir saat falan kaynayacak şekerler yiyecek. Bundan sonra 2 kiloya 7 incir. İncir doğrayacağız buna sonra. Bakalım. Böyle çekeceğiz zaten de. Şifalı asıl kozalı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Tamam, şekerli olmasının sebebi de koyulması için bu kadar koyuyoruz. Dediğim gibi reçel oluyor bu. Şurup olmuyor. Bugün ninemi de getirdik ya. Ninem acıkla toplamaya gitti. Bir saat falan geçti. Yok. Kadına bakmaya gidiyorum. Ayla mayla yürüşüllarda. Allah. Hiç de ses de çıkarmıyor. Hiç sesimesi de yok. Biz de öylelik yapıyoruz. Ben o diğer küçük odayı temizledim. Ondan sonra işte oraları sildim, süpürdüm. Kozalaklar zaten şeyde, sobanın üstünde sizlerle gösterdim, paylaştım. Onlar kaynarken boş boş oturulur mu? Hiç oturulmaz. Temizlik yapıyoruz. Diğer taraftan yemek yapıyoruz halamla beraber. Makarna yapacaktım. İşte makarna suyu kaynadı, makarnayı koydum. Dedim o pişene kadar nineme bir bakayım geleyim dedim. Nerede bu kadıncağız? Çık gitti, gelmedi, uçtuk olmaz. Bakın size ne göstereceğim. Şimdi burada bir tane delik var şöyle arkadaşlar. Buraya kuş yuva yapardı. Her yayla vattı, yaylaya geldiğimiz zaman burada yuva olurdu kuşun. Bakardık böyle ama annesi de sonra taşırdı onları ya. Biz bakıyoruz. Çocuksun, merak ediyorsun değil mi? Her zaman da bakılmaz ki. Biz her geçtiğimizde oradan bakıyorduk onun yavrulara, kuş yavrusuna. Sonra anneler hep taşıyordu onu. Her sene yapıyorduk ama şimdi yok. Nine! Hiç sesi de yok kız bunun. Ne güzel ot gelmiş ya. Valla koyun salacağım şunlara. Oturacağım başına. İzleyeceğim. Nasıl yiyor, nasıl ediyor diye. Hoşuma gider benim. Ninem sesledi. Ne yapıyorsun kız? Geliyorum, geliyorum. Sesin soluğun çıkmıyor, bakmaya geleyim dedim. Sesin soluğun çıkmıyor, bakmaya geleyim dedim. Ha. Yok be, işte bir çubuk.
kullardan topluyor. Bakın. Yok diye düşündüm. Tahta. Dur ben. Ne yapacağım bunu? Hurdacağım ya bunu. Hurdacağım ya. Hmm. Ne yapıyorsun oğuz? Öyle ki biraz yaptık. Deden gitmedi mi? Yok dedim burada. Şey İbrahim. İnsan güte. Şey. Öyleliği koyduk işte. Bir taraftan... bir taraftan kozalak kaynıyor. Kafayı çıkardık. Kafa dolmuş. He. Yeni kafa varmış öbür odada. He. Onu taktık. Izgara sen mi küçük geldi ona? Öcük. Izgarası öcük küçük geldi. Bir şey olur mu? Şey, o ev merdivenin kenarlarında kafalar şey vardı, ızgaralar vardı. Geçtik alan. Ne, görmedim ben. Neyse bir daha soğuk. Merdivenin alt kenarında. Hı. Orada ızgaralar vardı. İki tane. Neyse bir dakika da koruz. Soğuyunca. Bir şey olmaz. Ay işte bir taraftan sobanın üstünde bir şey yolla. Bir taraftan. Saat mi? Benim de saat bozuldu menemme. Hiç şarjım ağzı tutmuyor. Telefona bak. Bak hadi şimdi. Baban yatmıyor deden. Hmm. Uyuyor. Biri 40 geçiyor. Sen çok uzaklara gitme. Ayla yer seni bunlar. Yok be, buradayım be. Özleyin. Ayla yerse görürsün. Ben çamlara kadar çıkıyorum. Ayınara. Aha, görürüm ben seni ayınara. İyi, oldu bay. Ben sana bakayım geleyim dediydim de. Öylelik yapacağım ben. Aa, böğrüm ağrı girdi. Her yer ne güzel ya. Vallahi. Hayır, çıkan bir an önce size böyle bu huzuru falan hep tattırayım. Hep çekeyim buraları. Hani çok fazla yerle de belki kalmayabiliriz ama evden geldiğinde ben size çekim yaparım buraları. Çünkü çok güzel buralar, çok bambaşka. Soğanlama yapacağız. Kokolaklar burada kaynamak üzere. Hatta şurada küçük küçük kaynıyor. Burada da ciğer var. Burada da makarna var. Çok yalnız oba. Çok sıcak. Daha da buraya varmak gibi bir millet gelenemedi. Ne oldu da yalnızca? Daha da buraya varmak gibi millet gelenemedi. Kolaklar bayağı kaynadı. Böyle bir durum oldu. Şimdi bunun içerisine incir ekleyeceğiz. Bizimkiler geldi diyecektim. Başka arabalar geliyor. Evet, bizimkiler de geliyor. Babam, eniştem, annem namaza gittilerdi. Sen aç, incirini ekliyorum şimdi. Hadi ekle bakalım. Aç. Duvar açıp bak.
İnciri mesela ne için ekliyorsun? Şifa olsun diye mi yoksa? İnciri benim aldığım tarifte bu vardı. Ben doktordan aldım bu tarifi televizyonda. Hem de şey vişne de eklemiştik bir kere değil mi? Öyle o renk besin diye de. Hem çocuklar da yemiyor ya kokusuna. Belki ona da iyi olur. Bilmiyorum ki. Ben bunu ilk işte doktordan televizyondan aldım ya ben bu tarifi. Aynı böyle incir vardı. Aynı orijinal tarif uyguluyorum ben o zamandan beri. Yani istediğiniz meyveyi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hani bu öksürüğü vesaire çok iyi geliyor ya. Çocuklar da yemiyor kokusundan dolayı. İçerisine böyle vişne olur, kiraz olur. Şimdi en son birkaç dakika kalası limon tuzunu attık. Buradan da limon sıkacağız. Yeterli mi daha sıkalım? Yeter. Tamam, bir dakika da bunlar. Rengi çok güzel. Bu incirden mi oldu? Rengi. Yok herhalde incirden mi oluyor? İşte tarif böyleydi ya. Ya da kozalak bir de çıkıyor. Kozalak da çıkıyor olabilir de incirin ne şifası varsa işte. Benim aldığım tarif buydu. Orijinal tarif. Bak rengi bak. Çok güzel çıkmış. Güzel çıkmış. Şöyle. Evet. Öyle süzüp kozalaklar üstünde kalacak bak. Sıcak. Öbür tencere nerede? Şu. Burada bir tane daha var ya. Şu. Ha, bu tamam. Dur. Şimdi ver. Bunu süreceksin. Tamam, bunu tamam. Şunu oynayayım diyor ya. İncesi bu. Bunu da şimdi yine ince süzücü tekrar. İnce süzükte. Aha ince süzücü. Böyle incirin çekirdekleri kalıyor. Ufak ufak tortular kalıyor görüyor musun? Hmm. Bir tık koyu olmuş. Ay cüro olmuş sanki. O bozuk olacak. Koyulur daha gerçi. Aha, ben de kesiyorum. Şimdi oldu işte. Bismillahirrahmanirrahim. Rengi çok iyi oldu ya. Çok güzel oldu. Şimdi bunların üstüne kozalak mı koyacağız? O zaman minikler var ya. Şunlar da. Birkaç tane atacağız içine. Şu incirlerin tadını merak ediyorum. Ben bir tane incir yiyeceğim. Bak. Nasıl bildiğin güzel pişmiş incir işte. Değil mi? Bence incirlerden de koy. Öyle mi? Aynen çok iyi çünkü. Rengi de kıvamı da çok şahane oldu. Hele rengine bayıldım. O kırmızılık keşke gerçekten böyle çıplak gözle görebilseniz keşke. Ama kameralarda tabii ki de renk tonları falan değişik oluyor. Ama gerçekten rengi çok güzel oldu. Şöyle kapalı alanda çeksek daha mı iyi olur ki?
bayağı güzel oldu. Biz yaptık. 11 tane çıktı benim arkadaşlar. İçerisine incirleri ekledim. Sonra kozalakları ekledim. Kozalaklar yeniyor. Çok faydalı. Hatırlarsanız eğer ben İstanbul'a gittiğim zaman bir hastalandım. Bayağı öksürük üstüne öksürük. Ben bunun bir büyük yarım kavanozlar var ya, ondan bir tane bitirdim arkadaşlar. Sabah da 2-3 kaşık yedim. Hemen hemen bir haftada iyileştim. Gerçekten bayağı şifa deposu. Keşke ben satabilsem bunları. Keşke çok çok yapıp sizlerle paylaşabilsem. Gerçekten 2 yıldır falan hep niyetleniyorum. Çok yapıp keşke satabilsem diye. Ama bu kadar çıktı arkadaşlar. 11 kavanoz çıktı. Şimdi kardeşlere dağıtırız. Eşe dosta dağıtırız. Zaten biter. Kışında bize bayağı iyi oluyor. Hani hastalandığımız zaman hemen birer kaşık alıyoruz. Bayağı iyi şifa deposu oluyor. Dediğim gibi eğer keşke toplayabilsem çok çok sizlere satabilsem, gönderebilsem. Eğer imkanınız varsa çıkın dağlara, dağlardan şu şekilde yaylalardan toplayıp zaten ben tarifi verdim, o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bunlar bir tık daha koyulacak kavanozda. Ben dediğim gibi şeker gibi oluyor benimki. Şeker koyulmazsa da olmuyor arkadaşlar. Acı, böyle buruk bir tadı oluyor. Dediğim gibi bu da yani şifa deposu. Ne kadar şeker koyarsan koy gerçekten güzel yani. O şekilde eğer çokça toplayabilseydim sizlere gönderme şansım olabilirdi. Yine ben ara ara toplamak için dağlara çıkarım, yaylalara çıkarım. Ama zamanı geçiyor arkadaşlar. Zamanı geçince o kadar bulanık bir suyu oluyor ki. Geçen yıl halamlar toplamış. Onlar ilk defa öyle hani denemiş, öyle başlarına gelmiş. Halam uzun zamandır yapıyor bu reçeli. Bulanık olma sebebi de tozak. Yani böyle sarı sarı oluyor ya. Ne kadar yıkasan da bulanıktı bayağı. Güzel değildi yani. Ama bu kadar güzel değildi. Tabii ki de lezzetli, şifa deposu da bu kadar güzel olmuyor. Zamanı geçince zaten olmuyor. Şu büyük kozalaklardan yapıyorlar. Onlar da yanlış aslında arkadaşlar. Şurup gibi, su gibi yapıyorlar. Onlar da çok şifalı değil aslında. Doğru olan bu. Ama onların da faydası mutlaka vardır. İçine attığımız incirler de bayağı lezzetli olmuş bu arada. Onları da ekledik. Asıl bunun zamanı Mayıs sonu, Haziran başı olacak. Değil mi? Ama Mayıs sonundayız işte. Tamam, Mayıs sonu, Haziran başı. Ha, aynen, tam o aralardaymış zamanı. Teşekkür ettim. Kozalak işi bitti. Sıra geldi, soğan ekiyoruz. Şöyle soğanlarımızı ekiyoruz bir taraftan. Şöyle ya. küçük bir bahçe vardı şurada. Oraya soğanları ekiyoruz. Aynen. Yeriz. Yaylaya çıkınca. Şunu örtüm. Bunlar filizlenmiş. Bunları ekiverdik böyle. Çabuk büyür onlar. Şunları da örteceğiz değil mi, soğanları? Yaylaya gezmeye gelen yesin bunlardan. Evet. Gezmeye gelen alsın bahçeden yesin. Evet. Bir yayla videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz o zaman beğeni verin yani videoyu. Değil mi? Yorum yapabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye ve kalp atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur sizler için. Herkese izlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ederim. Halamın ellerine kollarına sağlık. Güzel bir reçel yaptık. Dediğim gibi keşke fırsat olsa da sizlerle beraber paylaşabilsem. Sizlere hediye göndersem veya isteyene gönderebilsem keşke, ama işte dediğim gibi kozalak çok az arkadaşlar, o kadar çok fazla toplayamadık. 11 şişede zaten anca dağıtırsın vesaire vesaire gibisinden kendimize anca yeter. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah başka videolarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.